Sevgili gençler yazılı haftası yaklaşıyor. Birinci sınavda tam sayılar ve rasyonel sayılarla ilgili farklı kaynaklardan çıkabilecek soruları haydi birlikte çözelim. Birinci soruda eksi 4 eksi eksi 7 artı 9 işlemi sonucu kaçtır diye soruyor. Burada bilmemiz gereken eğer Önce parantezin içi yapılır. Eksi ve eksi arka arkaya gelmişse şöyle yapabiliriz. Köşeli parantezin içi. Eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı 7 olur. Parantezi kapatıyoruz. Artı 9. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. 4 lira borcumuz var. 7 lira paramız var. 7'den 4'ü çıkartıyoruz. 3 lira paramız kaldı. Düşünebilirsiniz. Artı 3 ve artı 9. Bu ikisini topladığımızda 12 sonucunu buluyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen ikinci sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D harfi yanlış olanların kutucuğuna Y yazınız diyor. Şimdi en küçük pozitif tam sayı ile en büyük negatif tam sayının toplamı sıfırdır diyor en küçük pozitif tam sayı. En küçük pozitif tam sayı düşünelim. Kaçtır? En küçük pozitif tam sayı 1. En büyük negatif tam sayı toplamı kaçtır? En büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. En büyükleri eksi 1. Bu ikisinin toplamı 0'dır. Doğru. Birincisi doğru. En büyük negatif tam sayı eksi 99'dur. Burada dikkat edin tuzak olabilir kaç basamaklı olduğunu yazılmamış. İki basamaklı mı? 3 basamaklı mı? Burada verilmediği için bilmiyoruz. Yani üç basamaklı olursa eksi 999. En büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı bir defa eksi birdir. Yani burada bir yanlışlık var. Dikkat edin. Öyle bir şey yok. Sıfıra yaklaştığında negatif sayılar daha da büyüyor arkadaşlar. Şimdi İki ters işaretli tam sayının çarpımı pozitiftir. İki ters işaretli. Yani biri artı, biri eksi. Bunları çarptığımızda pozitiftir diyor. Halbuki ters işaretli sayıların çarpımı eksidir. Bunları şöyle bir şey. Dostumun düşmanı düşmanındır şeklinde de düşünebilirsiniz. Dolayısıyla pozitif değil. Bu da yanlıştır. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Evet bir sayının mesela 3'ü bölersek bu tanımsız olur. Bu doğru bir ifade. 2 katının 6 fazlası eksi 4 olan sayı eksi 5'tir diyor. Bir sayının 2 katını alacağız. Yani gerçekten de eksi 5'in 2 katı ne olur? 2 katı eksi 10. 6 fazlası. 6 fazlası. Yani 10 lira borcumuz var. 6 lira da paramız var. Verdik parayı eksi 4 kalmaz mı? 4 lira borcumuz kalır. Doğru. Yani bu da doğru bir ifadedir. Sadece bu ikisi yanlış. Diğer üçü doğrudur. Geçiyorum. Sevgili gençler. Verilen daireler üzerinde yazan tam sayıların çarpımı diğerlerinden küçüktür diyor. Bunların daireler üzerindeki sayıları çarpacağız. 0. Bu ikisini çarptığımızda arkadaşlar eksi ile eksinin çarpımı Düşmanımın düşmanı dostumdur. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Bu da eşittir 3'tür. Eksi artı eğer farklı işaretli olursa arkadaşlar eksi olur. 3 kere 5 15. Peki bu ikisini çarptığımızda artı ile eksinin çarpımı eksi olur. O da 24 olur. Şimdi diyor ki hangisi diğerlerinden en küçüktür? Sayı doğrusunda düşündüğümüzde biz bunları, bunları sayı doğrusunda düşündüğümüzde şimdi eksi 24 nerede yazılır? Eksi 24 burada. Sonra eksi 15 burada. Eksi 15. Sonra 0 gelir. Sonra 3 gelir. Sola doğru gidildikçe sayılar küçülür. Sağa doğru gidildikçe sayılar büyür. En küçüklerini soruyor. En küçük eksi 24'tür. Bu da doğru cevap D seçeneğidir. Yine arkadaşlar sevgili gençler burada 4 adet eksi 6'nın çarpımı verilmiş. 4 adet çarpma işleminde hatırlayalım. Ee, kaç adet varsa onları çarpıyoruz. Atıyorum 2 üzeri 3 ne demekti? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani kaç adetse onu o kadar üzerine yazıyoruz. Burada kaç tane var? 1 2, 3, 4. Eksi 6'nın dördüncü kuvveti o da D seçeneğidir. Çarpma işlemi olduğu için kuvvet olarak yazıyoruz. Kat sayı olarak yazmıyoruz. Dikkat edin bir yanlışlık olmasın. Evet sevgili gençler şimdi bir sonraki sorudayız. Bu tarz sorular yazlı sınavınızda gelme ihtimali yüksek sorulardır. Burada Dikkatli incelediğinizde birleşme özelliğini uygulamış. Parantezin içerisindeki buradaki ifade şurada yer değişmiş. Eksi 2 eşitliğin bir tarafında var. Burada da eksi 2 var. E burada artı 3 var. Burada da artı 3 var. Peki eşitliğin solunda üçgen koymuş. Sağında eksi 5. Demek ki bizim üçgen neymiş? Eksi 5'miş. Buraya eksi 5'i koyuyoruz. Peki diğerine dikkatlice bakalım. Burada artı 4 var. Burada eksi 4. Bu bir çarpma işlemi. Dikkatinizi çekeyim. Çarpma işlemi. E, ee, burada eksi 6 var. Eksi 6 var. Burada artı 2 var. Burada kare. Şimdi bu karenin 2 olacağı kesin. Ama işareti bu eksi bu artı olduğu için değiştiği için o zaman biz de bunun işaretini değiştiriyoruz. Artı 2 değil de eksi 2 yapıyoruz. Çünkü buradaki eksi buraya vermiş olacağız. Çünkü artı 4 yazmış. Dolayısıyla bu eksi 2 olacak. Peki üçgen yerine eksi 5. Eksi kare yerine ne yazıyoruz? Eksi 2. Sevgili gençler. Bu nasıl olacak? Eksi 5 burası. Eksi ile eksi çarptığımızda arka arkaya gelirse onları çarpıyoruz. Aynı işaretlerin çarpımı artıdır. Bu da eksi 5 ile 2'yi topladığımızda Eksi 3 sonucunu buluruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sınavda çıkabilecek güzel sorulardan biridir. Şimdi diyor ki başka bir soruda işlemin sonucu 16'dan büyüktür. Yani çocuklar 96'yı kaça bölelim ki 16'dan büyük çıksın sonucu. Eğer burası pozitif çıkmışsa kesinlikle sonucu bunun pozitif olabilmesi için A yerine negatif bir değer gelmesi lazım. Yani eksiği eksiye bölersem artı olur. Negatif bir değer ama büyük olmasını istiyorum. Büyük olmasını istiyorsam o zaman eksi 2 kullanmalıyım ki eksinin eksiye bölümü artı 96'yı 2'ye bölersem 48 Gerçekten de 48 sayısı 16'dan büyüktür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Bir diğer soruya geçiyoruz. Yine sınavlarda bakın çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri. Deniz seviyesinden yükseldikçe her 200 metrede hava sıcaklığı 1 derece azalıyor. Yani yukarıya doğru tepelere doğru çıkıldıkça hava sıcaklığı bir derece azalmaktadır. Deniz seviyesindeki hava sıcaklığı eksi 5 derece olan bir şehirde deniz seviyesinden 600 metre yükseklikte şimdi 200 metrede 1 derece 1 derece azalacak. Peki 400 metre olursa 2 derece azalacak. Peki 600 metre olursa o zaman 3 derece azalacak. Eksi 5, 3 derece daha da azalacak. Yani daha da soğuk olacak. Dolayısıyla eksi 5, 3 derece daha aşağı inersek eksi 8 olur. Daha da çok soğuyacak. O da 3 derece, 5'e 3 derece daha ekledik 8. Eksi 8 olmuş oluyor. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa lütfen yorumlara yazın. Ben size daha ayrıntılı bir şekilde e, çözümünü yapar, gönderirim. E, videoyu beğenip, abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Şimdi rasyonel sayılara geldik. Rasyonel sayılarda sıralama sorusu sevgili gençler. Şimdi burada klasik bir öğrencilerin takıldığı bir soru tipi bu. Dikkat edin şöyle yapıyoruz bunu kısaca. 5 ile 1'i çarpın. 4 ekleyin. Eksiye dokunmayın. 5 kere 1, 5, 4 daha 9. 9 bölü 5. Peki B'yi bulalım. B 1 bölü 2. C yazıyorum. 3 kere 2, 6. 1 daha 7. Eksi 7 bölü 3. D yazıyorum. O da 3 bölü 10. Şimdi burada en büyüklerden önce bir bulmaya çalışalım. Sizce 1 bölü 2 pozitifler daha büyük. 1 bölü 2 mi büyük? 3 bölü 10. Arkadaşlar sevgili çocuklar. Şimdi burada 1 bölü 2 sayısı demek. Yani 1'i 2'ye bölmek yarımdır kısaca. Yani 0,5 gibi düşünebilirsiniz. 3'ü 10'a bölmek 0,3 gibi düşünebilirsiniz. Veya bu şekilde eğer anlamadıysanız paydasını eşitleyin. Burayı 5 ile genişletin. 5 bölü 10. Sizce 5 bölü 10 mu daha büyük? 3 bölü 10 mu? Tabii ki 10'da 5 daha büyüktür. B en büyük olacak. O zaman A şıkkı elendi. B şıkkı elendi. B'nin en büyük olduğu burası. B D'den büyüktür. D sonra pozitifler gelecek. Peki A mı büyük? C mi büyük? Ona bakacağız. Şimdi sevgili gençler burada payda eşitleyebilirsiniz. Paydası 3 ve 5'in paydası kaçta eşitlenir? Buraya 15'le eşitlenir. Burayı 3 ile burayı 5 ile payda eşitleyelim. O zaman A sayısı eksik 3 kere 9 27 bölü 15. Peki C sayısı ne olur? 3 kere 7 21 bölü 15. Şimdi 27'yi 15'e bölmek daha büyük bir sayıdır. Ama negatif olduğu için Negatiflerde A daha küçük olur. A C'den daha küçüktür. C daha büyük. Sıfıra daha yakın olduğundan dolayı sıfıra sayı doğrusunda sıfıra yakın olan sayılar daha büyüktür. Dolayısıyla C sıfıra daha yakındır. Bu sıfır. Eksi bir. Eksi iki. Sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülür. Evet. C büyük olacak. Sonra A olacak. Doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. D seçeneği değildir. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Yine tam sayılarda tek kuvvet ve çift kuvvet olayı var. Nasıl yapacağız? Şöyle ki. Sevgili çocuklar, eksi 3'ün ikinci kuvveti kaç olur? İkinci kuvveti bir defa çift olduğu için işareti artıdır. 3'ün karesi 9. Bu kadar basit. Eksi 3'ün üçün üçüncü kuvveti kaçtır? Bir defa derecesi tek olunca eksi olacak. O da 27. Peki eksi 4'ün 3. kuvveti nedir? Arkadaşlar eksinin tek kuvveti eksidir. E 4'ün 3. kuvveti yani 4 çarpı 4 çarpı 4. O da ne oldu? Eksi 64. Peki eksi 4'ün karesi nedir? Eksi 4'ün karesi. Çift kuvvet olduğu için artı 4 kere 4 16'dır. Bunların içerisinde en büyük dikkat ederseniz eksi 4'ün karesi. En büyük eksi 4'ün karesi. O zaman en büyükleri bu. Yani bu en sonda olacak. En sonda bu. Burada ve burada var. Peki en küçükleri kim? Eksi 64. Eksi 64 kimdi? Eksi 4'ün en küçükleri bu. D seçeneği doğru cevabınızdır. Hemen hiç vakit kaybı yapmadan bir sonraki sorumuza geçtik. ABC noktalarına karşılık gene rasyonel sayıların çarpımı. Sayı doğrusunda evet bunu size güzelce izah edeyim anlatayım. Burası önemli. Kaç tane bölme var sıfırla bir arası? 1, 2, 3, 4. Burası 1 4. Burası 2 4. Burası C dediğimiz şey 3 bölü 4. C'yi bulduk o zaman. C 3 4. Peki negatif tarafa doğru bakalım. Kaç bölme var? 4 bölme var. Bakın 4 bölme var. Kime almış? Tam ortaya almış. 1 bölü 4, 2 bölü 4. B de neymiş? Eksi 2 bölü 4. B dediğimiz şey negatif olduğu için eksi 2 bölü 4. Peki A'ya gelelim. A ise şöyle bir şey. Eksi 1'i geçmiş sevgili gençler. Eksi 1 tam. Yine 2 bölü 4. Bakın yine 2 bölü 4. Yine ne almış? Birden, eksi birden sonra 1. Bir, ikincisini almış. 2 bölü 4. Yani A sayısı da ne oldu? Bu şekilde oldu. 4 kere 1 4. 2 daha 6. Eksi 6 bölü 4. Bunları çarpacağız. A çarpı B çarpı C ne, ne oluyor? İşte A eksi yazıyorum. A eksi 6 bölü 4. B dediğimiz şey eksi 2 bölü 4. C dediğimiz şey neymiş? 3 bölü 4. Sadeleştirelim. Bakın nasıl sadeleştirme yapılır? Şöyle sadeleştirme yapabilirsiniz. Eksi ile eksinin çarpımı bir defa sonuç arttı. Yani eksiler olmayacak. Peki 2 ile 4 sadeleşir. 2 oldu. 6 ile 2 sadeleşir. 3 oldu. 3 kere 3. 9. 4 kere 4. 16. 9 bölü 16. C seçeneği doğru cevaptır. Sayı doğrusu güzel bir soruydu arkadaşlar. Sınavda çıkabilir. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Toplama işlemine göre tersi eksi 2 bölü 3. Toplama göre iş, toplamaya göre ters demek sadece işaretini değiştiriyorsunuz. Toplamaya göre tersi eksi 2 bölü 3 olan sayı hangi sayıdır? Normal 2 bölü 3 bu kadar. Toplamaya göre ters demek sadece işaretini değiştir. Eksi 1 bölü 6 sayısının toplamı. Yani bizden 2 bölü 3 ile eksi 1 bölü 6'nın toplamını soruyor. Eksi 1 bölü 6. Çocuklar artı ile eksi arka arkaya gelirse eksi olur. Çarpılır burada böyle olur. Payda eşliyoruz. Burayı 2 ile burayı 1 ile. 2 kere 2 4. Payda eşleyince artık tek payda yazabilirsiniz. 1 kere 1 1. O da eşittir. 3 bölü 6. Mutlaka ve mutlaka sissiz olun. Sadeleştirin. 3 bölü 6. 1 bölü 2'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Peki bu da daha önceki sınavlarda bu bursluluk sınavında çıkmış sorulardan biri. Kare yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa diyor. Sıralama yanlış olur. Bunların paydalarını eşitliyoruz. Başka çaresi yok. Sıralama sorularında paydalarını eşitleyip çözüyoruz. Burayı 4 ile payda eşitliyorum. Burayı 3 ile burayı 8 ile. O zaman 4 bölü 24 yazıyorum. 3 çarpı kare bölü 24. Sonra 16 bölü 24. 4 ile 16 arasında bir sayı bulmam lazım. 4 ile 16 arasında. 4 ile 16 arasında 3 yazarsam 3 kere 3 9. Bu sağlar. 4 yazarsam 3 kere 4 12 bu sağlar. 5 yazarsam 3 kere 5 15 bu araya girer. Ama 6 yazdığımda buraya 3 kere 6 ne olur? Burası 18 çıkar. 18 16'dan küçük mü? Değil. Hangisi yanlıştır diyor. Hangisi yanlış? 6 gelemez. Umarım anlaşılmıştır. Eğer anlaşılmadıysa lütfen yorumlara yazın. Ben bir daha size bunu anlatırım sevgili gençler. Bunları çözdük. Geldik buraya. Aşağıdaki ifadeli hangisinin değeri negatiftir? Parantez üzeri çift olursa pozitif. Lütfen parantez üzeri çift sayı olursa o pozitiftir. Parantez üzeri çift olursa bir yere not ediyoruz. Çift olursa pozitif. Peki tek kuvvet olursa negatif. Burası negatif. Bir de önünde negatif var. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Dolayısıyla bu artıdır. A artı C artı D artı. Eksi'nin tek kuvveti eksidir eksinin tek kuvveti eksidir. Doğru cevap B seçeneğidir diyoruz sevgili çocuklar. Şimdi yukarıdaki verilenlere göre yıldız yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Çok güzel basit bir soru sevgili çocuklar. 12 ile neyi toplarsak 3 azalmışsa demek ki bu kare negatif bir şeydir. Ne olacak? 12'den 9 çıkarsa 3. Demek ki kare dediğimiz şey negatif bir şey. Eksi 9. Peki eksi 15 ile neyi toplarsak eksi 9? Ben eğer 6 lira param varsa 15 lira da borcum varsa 6'dan 15'i çıkartırsam eksi 9. 9 lira borcum var. 6 lira paramı verdim. 6 lira paramı verdim. E, ne oldu? 15 lira borcum vardı. 9 lira borcum kaldı. Tamam mı? Bu 6 liraydı. Burada da 9 lira kaldı. Dolayısıyla burada hangisi gelmelidir? Şimdi ben ne yaptım? Üçgeni altı buldum. 6'dan 15 çıkarsa büyüğün işareti. 15'ten altı çıktı 9. Büyüğün işaretine eksi, eksi koyduk buraya. Peki 3 ile neyin çarpımı 6 Bu pozitif. Bu da pozitif. Demek ki burası da pozitif bir sayı olması lazım. Pozitifle pozitifin çarpımı üç kere 2 6'dır. Hiç vakit kaybı yapmayalım. Evet. Sevgili gençler, geldik son sorumuza. Yazlı sınavında çıkabilecek güzel bir rasyonel sayı sorusu. Burada siz lütfen payda eşitlemeye çalışmayın. Bu çok önemli. Payda eşitlerseniz işin içinden çıkamazsınız. Buradaki püf nokta bu eksi dağıtmak eksi parantezin içine dağıtıyorsunuz. Lütfen buna önem dikkat dikkatinizi çekmek istiyorum. Parantezin içini işlem yapmadan sadece bu eksi parantezin içine dağıtmayı öğrenin. Eksi 3 bölü 11. Eksi 5 bölü 8. Eksi 7 bölü 13. Eksi 7 bölü 13. Eksi dağıttık. Sonu ne oldu? Bakın. Artı 5 bölü 8 var. Eksi 5 bölü 8 var. Bunlar gitti. Artı 7 bölü 13. Eksi 7 bölü 13. Ortada ne kaldı sadece? Eksi 3 bölü 11. O da A seçeneğinde var. Sevgili gençler umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenip abone olmayı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Umarım sınavda istediğiniz notu alırsınız. Kendinize iyi bakın.